Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle şiş ile çok güzel bir bebek şapkası ördük. Şapkamızı 0-6 aylık bebekler için çalıştım. Arkadan görünümü bu şekilde, önden şöyle görülmekte bakınız küçük bir şapka daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlarımız lastik kısmına fazla başlayarak şapkamızı büyütebilirler Evet şimdi kısaca bir şapkamızı tanıyalım 50 tane ilmek üzerine başladım ve bir tek bir çift lastiğimi ördüm ve üzerine hemen haroşa örgümü başlattım yeteri kadar ölçüye ulaştıktan sonra daraltmalara geçip şu şekilde şapkamıza mail katmaya başladım Öyle bakınız arkadan görünümü ve önden görünüm. En son yine lastik olarak ense kısmını örüp tamamladıktan sonra kordonumuzu da çalıştık ve şapkamız kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, şimdi daha büyük başlayacak arkadaşlarımız sayısını 60 olarak başlayabilirler. 60 olarak başladıkları zaman bir yaş grubu çocuklarımıza daha güzel olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu minik şapkamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şapkamızı örmek için 50 ilmek şişimi aldım ve 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. 50 ilmeğimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra lastiğimi ördüm. 6 sıra lastiğim 2,5 santime karşılık gelmekte. Daha sonrasında haroşa örgümü ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 diş haroşa sıramızı ördüm. Santim olarak bakalım. Santim olarak ise şöyle yaptığımızda tam 11 santime karşılık gelmekte toplam uzunluğumuz. Ve buradaki 50 tane olan ilmeğimi 17 sol tarafa ayırdım. 17 sağ tarafa ayırdım. Ortada ise 16 tane e, ilmeğimiz kaldı. Şimdi şapkamızın burası ön kısmını oluşturma, oluşturan bölümde Arka kısmını ve yanlarını oluşturan bölümü ise şöyle e, eksilerek devam edeceğiz. Bakın haroşa olduğu için önden de arkadan da aynı şekilde görülmekte. Ben ipimi e, biraz kalınlaştırdım. Şöyle ince bir ipti görmenizi istiyorum. İki kat yaparak kullandım. Çünkü biraz kalın ip olduğu zaman bu şapkamız daha hoş durmakta. Eğer ipiniz ince ise normal bir bebek ipi ama 360 metreye gelmekteydi 100 gram 360 metre olan bir ipti. Yani biraz inceliği olan bir ipti. 2 kat yapıp ördüm. Eğer Kartopu Baby Wanlar ya da Alize'nin ipleri ya da Nako'nun Elite Baby tarzında iplerle örecekseniz 2 kat kesinlikle yapmayın. Tek kat gayet ideal ölçü olacaktır. Yani ip konusunda şu hatırlatmayı yapmak istiyorum elinizdeki ipin barkoduna bakın eğer e, oradaki barkod 100 gram 250 metre 230 metre ya da 200 civarlarında ise kesinlikle tek kat olarak, olarak örelim eğer 300 metre civarında ise ya da daha ince ise iki kat yaparak örelim. Evet ve şişimin üç buçuk olduğunu söylemiştim şimdi siz de aynı bu şekilde hazırlıklarımızı yapın e, şuradan kesmeye başlayalım ben kesme işlemini şu şekilde yapacağım. Örmeye buradan bakın ipim bu yönde olduğu için buradan örerek geleceğim. işaretimin olduğu bölümden itibaren dümdüz ikinci işarete kadar örmeye devam ettireceğim. İkinci işaretimize geldikten sonra son bu taraftaki ortadaki işaretimle diğer tarafın ilk işaretini keserek öreceğim ve sonra diğer tarafa geçmeden bu tarafa doğru öreceğim sonrasında sadece şu arada bir sağdan bir soldan kesme işlemimizde şapkamızı örmeye devam edeceğiz bu ön bilgiden sonra şimdi örmeye başlayalım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ben haroşamı düz örgüden ördüğüm için ilmeklerimi birer birer örüyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 ilmeğimiz şu 17 bakın burası sağ taraf için şimdi işaretimi geçiriyorum bu tarafa işaretimi şöyle takayım ki çıkmasın ve buradan 16 ilmeğimi örmeye başlıyorum 1 2 sona kadar örelim 2 3 4 5 6 ipimiz iki katı olunca 7 8 9 ve de sinal olmasına gerek yok şişimizi normal şişle de örebilirsiniz ben kamera altı çalıştığım için misinalı daha rahat etmekte yani daha rahat olmakta. Şöyle sayıyı konuşunca unuttum ama 16 tane vardı burada. Evet, şimdi 15 tane ilmeği ördüm. Şöyle sayayım isterseniz: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 ilmeğimizi ördükten sonra kalan 16. ilmekle sondaki ilmeğimizi öreceğiz. Şöyle işaretimi buradan çıkarayım bir tane ortanın ilmeği ve diğer yanın ilk ilmeğini örerek keseceğiz yani kesip bir tane eksileceğiz diğer yandan burası benim 16. ilmeğim burası ise diğer tarafın ilk ilmeği ve ilk kesme işlemini yapıyorum örgümü ön yüzde bakın burası ön yüzüm ipimi içeri aldığım için gösteremiyorum örgümün ön yüzünde kesme işlemini tersten yapıyorum bakın bu 16. ilmeğim diğer tarafın birinci ilmeği tersi alıyorum ipim ben tersim bu şekilde örüyorum ters olarak örerek kestim 16. ilmeğimi ve diğerinin bir tanesini kestim şimdi işaretimi yeniden takıyorum buraya Asla takmasanız bile olur ama belirli olsun da daha rahat izlerken anlaşılabilsin diye takıyorum kestiğim iki tane örerek tek ilmeği düşürdüğüm ilmeğimi arkaya döndükten sonra şişime takıyorum ve diğer ilmeklerimin 15'ini örüyorum. 2. Bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 15. ilmeğimi de örüyorum 16 ile diğer yanı kesmemiz gerekmekte hemen buradaki ayıracımızı çıkarıyorum ayracımızı çıkardıktan sonra bu tarafında ilk kesme işlemini yapıyorum burası da örgümün ters yüzü tersten gelirken düz olarak örüyorum bakın düz olarak bu 16. ilmeği diğer tarafın ilk ilmeği düz örerek kesiyorum ve şöyle biraz düzeltip sıkıştırıyorum çeviriyorum arkasını ve işaretimi şöyle takalım ilk ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum ve düz olarak yine 15 tane ilmeğim örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimi ördüm yine bakın şunu çıkarayım Aslında bu iş takılması da belli bakın burası kestiğimiz yer Burası da örgümün düz yanı düz yanda 16 ilmeğimizde diğer taraftaki ilmeği ters örüyorum düzden örerken ters her ikisini de ördüm örgümün arkasını çeviriyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine 15 tane ilmeğimi örüyorum 5 ilmek ördüm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmeğimi ördüm burası örgümün ters yüzü olduğu için buradaki şu artık ayracı da çıkarayım lütfen sizler de 15 tane örün 16 ile diğer ilk gelen ilmeği ters yönden gelirken düz örerek keselim düz kestim örgümün arkasını çeviriyorum ve örgümün arkasını çevirdikten sonra birer birer örmeye devam ediyorum kestikten sonraki başlangıçtaki ilk ilmeğimizi örmüyoruz 2 3 şurada ipim bağladığım yer 2 kat ettiğim için 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sayalım 2 4 6 8 10 12 14 15 buradaki 16. ilmeği son ilmeğim bakınız birinci ilk ilmeğimi saymadan aldığım için bir fazla bir eksik gibi geldi ama bakın şimdi kontrolümüz yaptığımız 2 4 6 8 10 12 14 15 ördüm 16. yanda örüyorum ve burası örgümün düz yönü örgümüzün düz yönünde ters olarak örüyoruz. 16. ilmeğimiz ve diğer takip eden ilmeğimi ters örüyorum. Diğer tarafa doğru ilerliyorum şimdi. Örgümün arka yüzünden yine örerek geldim 16. ilmeğim değil. Bakın 2 4 6 8 10 12, 14, 15 ördüm. 16 ile yandakini örüyorum. Ve örgümün ters yüzü olduğu için burada düz de örüyorum. Bunu kodlarsanız sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın her ikisinde de düz örgümüzü göreceğiz. Şapkamız güzel olacak. Evet şimdi çeviriyorum. Ve başlıyorum. Diğer tarafa doğru ilerleme. Şuradaki düğümü gizleyeceğiz daha sonra. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Düz yöndeyiz. Ters öreceğiz. Alıyorum 16. ilmeğimle bir sonrakini ve kesiyorum. Sakıştırıp şöyle düzeltiyorum. Ve arkasını çeviriyorum. Eksilme işlemlerini aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bakın şuradan itibaren şöyle işaretimi de koyayım hatta ben şöyle görmeniz için şuradaki ilk bölümde bakın sayalım şöyle takmadan birinci diş, ikinci diş, üçüncü diş, dördüncü diş dört tane dişimizi aynı şekilde ördük ortadan eksilmedik kenarlardan birer birer 16 ilmeğimizi bir sağdan bir soldan alarak kestik şimdi iki diş daha aynı şekilde örelim iki dişimizi ördükten sonra yeniden görüşelim toplamda 6 dişimiz olsun 1 2 3 4 5 ve 6'yı yapalım yeniden görüşelim Evet şimdi 6 diş haroşa ördüm işareti taktığım yerden sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 diğer taraftan kestim Yönüm bu tarafa doğru ilerlerken ilk defa içten kesme işlemini yapıyorum. Şu şekilde kesiyorum. Bakınız iki tane ilmeğimi bakın içten bu kenarla hiç alakam yok. Arkadan dönüyorum. İkisini alıp bir tane ilmeğe dönüştürüyorum. Ve şimdi diğer uca doğru ilerliyorum. Orada da yine bir tane ilmek yapacağız. İkisini alıp da şöyle sayıyorum. Bu birinci ilmek, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın bir tanesini de kesmiştik düz örgümüzün yanındaki iki ilmeği örüyorum kestim tek ilmeği ilmeğe düşürdüm şimdi arada kaç ilmek kaldı hemen sayalım bakınız düz ilmekten düz ilmeğe sayıyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 2 tane ilmek azaldık. 14. ilmeğimle diğer yandan giriyorum. Örgümü bakınız ters yönü. Ters yerlerde düz örüyoruz. Düz yerlerde ters. Bunu da kodlayalım. Düz ördüm. Kestim. Şimdi devam ediyorum. Sadece 2 ilmek kestik. Burada kesme işlemi yapmadan devam edeceğiz diğer uca doğru ilerliyorum sıramın sonuna kadar geldim şimdi buradaki son ilmeğim yani 14. ilmeğimle yandakini örüyorum 2 eksildiğimiz için yeniden kafanız karışmasın bakın sayıyorum 2 4 6 8 10 12 13 ve 14 diğer yandakini örüyorum ve örgümü ters olarak buradan alıp örüyorum ve devam ediyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum diğer tarafa doğru ilerliyorum Evet sona kadar geldim o dördüncü ilmeğimle diğer yan taraftan alarak örüp kesiyorum ve kaç diş olduğuna bakalım bakınız 1 2 3 4 5 6 7 diş oldu yine devam edeceğiz bir tane ilmeğimi alıyorum şu iki tane ilmeğimi aynı anda örüp kesiyorum bakın bir tane daha kesiyorum daraltıyorum bir ilmeğe düşürdüm ve ilerliyorum sonda yine iki tane ilmeğimizi kesip bir eksilme işlemi içte yapacağız bakın son ilmeğimden önceki iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve kesiyorum son ilmeğimi diğer taraftaki ilmeğimle örüyorum bunu ters olarak örüyorum ters Evet şimdi aradaki ilmek sayımıza bakalım 2 4 6 8 10 ve 12 oldu bakın 12 tane ilmeğimizi çeviriyorum. Kenarda kaç kalmış? 2, 4, 6, 8, 9. Diğer tarafta kaç bakalım? 2, 4, 6, 8, 10. Bir tanesinin bir yön, yani bir yönü bir fazla olması gayet normal. Kesinlikle problem yok. Arkayı çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer yönde bakınız ikisini aynı anda kesmiştik. Burada kesmeden birer birer ilerliyorum. 3 tane ilmeği 4 5 6 7 8 9 10 bu 11 12 de yan tarafı kesiyoruz düz örüyorum ve çeviriyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer tarafta aynı şekilde sadece dıştan kesiyorum. Son ilmeğimle ters son ilmeği ve yandan alarak kesiyorum. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşamız oldu. Yani şöyle 9 kesme işlemimi yaptım. Yine aynı ortadan örüyorum. Yanlardan kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ile 11'i örelim. Yeniden görüşelim. Sadece 10 ve 11 olarak yanlardan birer birer alalım. Buradaki haroşa dişimiz, sıramız Aha 11 olduktan sonra yeniden görüşelim. 11 diş haroşamız oldu. Yine sayalım ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 dış haroşamızı ördüm. Şimdi yine içten ikişer ikişer kesme işlemimi yapacağım. İlk ilmeğimi alıyorum. Diğer tarafta kesme işlemi yapmıştım. İçten bakınız buradaki örgülerin arasındaki bölümden yine iki ilmeğimi tek ilmeği düşürüyorum birer birer örüyorum bakın içten dıştan sayalım bakın 1 2 3 1 3'ten bir, bir sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'u aynı anda alıyorum. Eksiltiyorum. 9 ve 10'u aynı anda aldım. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Şimdi 10. ilmeğimle diğer yandaki ilmeğimi alıyorum ve kesiyorum ve çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Bakın üst üste iki defa yaptık. Üçüncü ilmeğim, birinci, ikinci, bu üçüncü oldu, dördüncü, beş, altı, altı ilmeğim oldu. Yedi ile sekizi bir arada örüyorum ve buradaki son ilmeğimi de ters örüyorum diğer taraftan bir ilmek alarak. Şimdi bir uçtan bir uca kaç ilmeğimiz kaldığına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi çeviriyorum. 3. kez yine kesme işlemimi yapıyorum. Bakın bir aldım. Bu ikisini alıyorum. Tek ilmeğe bindiriyorum. 1 2 oldu. 3 4 5'le 6'yı alıyorum tek ilmeğe bindiriyorum ve diğer ilmeğimi alıyorum dıştan alıyorum ve toplamda bir uçtan bir uca iki dört altı tane ilmeğim oldu şimdi bu altı ilmek üzerinde artık içten azalma yapmıyoruz dıştaki ilmeklerimiz bitene kadar örüyoruz bir sağ taraftan bir sol taraftan bu aradaki dört tane ilmek kenarlarımızda altı ilmek bu ilmeklerimizin sayısı bitene kadar ilerleyelim bir tane bakınız örgümüzün en dışında ve 6 tane arada. Kenardan kenara bakınız. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada da 2 tane. Her zaman söylemiştik. Bakınız bir tane mutlaka fazla olabilir. Hiç e, problem değil. Bu olması gereken durum zaten. Şimdi şuradaki 2 ilmeğimi kestikten sonra Bakınız 2, 4, 6, 7 ve 8 olacak. Bütün ilmeklerimizi görmekteyiz. Şimdi şöyle çeviriyorum. Ve burada kesme işlemimi yapacağım. Hepsinin tamamını keseceğiz burada. Şöyle alalım. Buradaki ilmeğimi örüyorum. Çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeğimi düz örüp içinden geçerek kesiyorum düz örüyorum kesiyorum. Düz örüyorum. 8 tane ilmeğimiz. Birer dıştaki ilmeklerimizi de kestik. Yani örmedik onları da kestik. Bütün ilmeklerimizi keserek tamamladım. Bu da son ilmeğim. Yine örüyorum ve bunu da şu şekilde kesiyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü attıktan sonra alt kısmı da bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle görelim. Kesme işlemini tamamladıktan sonra ben ipimizi şöyle iç kısma doğru gizledim ve şapkamın arkasını bu şekilde tamamladık. Bakınız yapmamız gereken işlem ilk önce sadece içlerden dışları aldık. Daha sonra içinde kendi içerisinde her iki yönden eksilerek aşağıya doğru bir meyil verdik ve sonra iyice daraldık. Şimdi yapmamız gereken işlem şuradaki lastik ucumuzdan diğer lastik ucuna kadar yeni ilmekler çıkarıp kenar yapmak bebeğimizin saçına takmıştım bakın bebeğimizin saçlarından gelmiş ölçü nasıl olduğunu görmek istedim gayet güzel oldu inşallah sizler de beğenirsiniz evet şimdi uç kısımdan ilk ilmeğimi alıyorum dilerseniz şöyle tığ yardımıyla da çıkarabilirsiniz tığ ile daha kolay çıkmakta ben ilkini tığ ile alıyorum şöyle bir tane de zincir çekip tamamlıyorum birinci ilmeğimi tam uçtan aldım ve devam ediyorum çok sık almayalım ikinci ilmeğimi çıkardım kenarda üçüncü ilmeğimi yine kenardan şöyle aldım ipimizde bakın iki katlı devam ediyorum şöyle biraz ileri göz kararı ilmeklerimizi alalım ya da şöyle gördüğünüz gibi bakın her bir boşluktan birer birer de alabilirsiniz eğer sık olacak gibi olursa bir tane atlama yapabilirsiniz diğer uca kadar çıkaralım arkadan da çıkarıyorum bakınız bir tane atlayıp diğerinden çıkardım hemen yanındakinden çıkardım şimdi bir atlayıp yanına geçtim alttakinin ya yani düz düz kestiklerimizin hepsinden ilmek almadı arada bir atladım dediğim gibi göz kararı alırsanız sevgili arkadaşlar çok daha güzel sonuca ulaşacaksınız diğer tarafa da şu ara boşluklara birer birer girmekteyim bakınız birer birer uca kadar ben yine almaya devam ediyorum ilmek toplamaya lastiğimin en uç noktasına kadar geldim yine zorlanmamak için şöyle tığımla alıyorum tabi şişle de alabilirsiniz ama ben uğraşmak istemedim hemen şu şekilde sıfır noktasından aldım şimdi burada bir ters bir düz öreceğiz Aynı şapkamızın ön kısmında çalıştığımız gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz alarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonra sıradakini düz. Bir ters, bir düz, ters, düz, ters, bebeğin saçı düz. Evet lastiğimizi ters düz yaparak şuradaki boyuttan birkaç sıra daha fazla yapabiliriz. isterseniz aynı da olabilir. Başa kadar ördüm. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Ters bitirmişim şöyle. Yani düz de bitirmişim. Buradan ters. Düz, ters. Gördüğümüz gibi örüyoruz. yufkamızın lastik kısmını örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi 7. sıramızı keselim. 7. sıra arkadan kesiyorum. Tersten kestiğim için sizler isterseniz bir sıra daha örüp düz yönden kesebilirsiniz. Şimdi alıyorum ilk ilmeğimi ters yönde olduğum için ters örüyorum ve kesiyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde ters örüp keseceğim. Ters örüyorum, kesiyorum. Şöyle bakınız ters örüyorum. İçten ördüğüm için yani ters yönden ördüğüm için tersten örüp kesiyorum. Sona kadar gelelim. Son ilmeğimize kadar kestim. Bakınız ön yönden şu şekilde görülmekte. Şimdi burada bir tane ilmeğim kaldı. Burada e, yandan iki tane daha ilmek çıkarıyorum ve kordonunu çalışmaya başlıyorum. İlmeğimin hemen yanına giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Şöyle girelim. Şuraya giriyorum. Bakın bir tane ilmeğimi çıkarıyorum hemen şuraya da girip bir tane daha ilmeğimi çıkarıyorum 3 tane ilmek üzerinden kordon çalışmamızı yapalım 3 ilmeğimi ördüm 3 ilmeğimi ördükten sonra şişimi şöyle ucuna getiriyorum sinalı gerekmekte tığ ile de çalışabilirsiniz bakınız bu kez ilk ilmeğimi örüyorum çıkarmadan diğerini ikinci örüyorum üçüncüyü örüyorum tekrar diğer tarafa yönlendiriyorum daha küçük şişlerle iki ucu açık şişlerle çalışabilirsiniz ilmeğim bu yönde kalıyor hep düz öreceğiz ilk ilmeğimi örüyorum bakınız arkada küçük şişlerle çıkarıp çıkarıp yapabilirsiniz ama böyle misinallarla bir o uca bir o uca geçirebilirsiniz şöyle ördükçe daha güzel toparlayacak Şimdi diğer tarafa doğru geçiriyorum. Bakın burada kaldı. Önce birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Yine diğer tarafa geçiriyorum. İsterseniz ilmek boşaltmayla isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bu daha kolay olmakta. Birinci ilmeğimi örüyorum. Hep düz hiç ters örmüyoruz ve 3. Şimdi diğer tarafa doğru yeniden. Kordonumu yeteri kadar ördüm. Santim olarak bakalım. Şöyle başlangıç yerimize kadar 15 santim kordonumun uzunluğu. Şimdi bu üç tane ilmeğimi kesiyorum. Ve diğer tarafa da aynı uç kısma 3 ilmek çıkarıp 3 ilmek üzerinden kordonumu bunda yani 15 santim olana kadar eşit bir şekilde örüyorum. Şunun içerisinden geçireceğim, bir tane de zincirimi çekiyorum, sıkıştırıyorum ve makasımla kesiyorum. Kordonumuzu tamamladık, şimdi diğer uca da aynı şekilde kordonumuzu örelim. Şuradan, şu kısımdan diğer kordonumu da başlıyorum. 3 ilmek üzerinden yine çıkaralım, şişimi alıyorum, şu uç kısımdan alttan 3 ilmeği çıkarıp örüyorum. 3 ilmeğimi uç kısımdan aldım. Yine bakıyorum şöyle. Bu şekilde kaydırarak örelim. İsterseniz iki şişle de yine çalışabilirsiniz. Hep düz örüyoruz, hiç e, ters örmüyoruz. 15 santim olana kadar çalışalım. Arkadaki öne. Örüyoruz. Arkadaki ilmeği bakınız. Onun için yuvarlak oluyor. Toparlanıyor. Kordonumuz çok güzel oluyor. Tabi isteyen tığ ile de çalışabilir. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Evet şimdi ben 15 santim olana kadar örgüme devam ediyorum. Her iki kordonumu da ördükten sonra şapkamız artık kullanılmaya hazır hale geldi. Çok tatlı, çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.